Çok değerli yol arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim. Doğrusu böylesi zor günlerde bir araya gelmeye çok ihtiyacımız varken bizi buluşturmuş olan ve bu organizasyonu üstlenmiş olan değerli il başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hem İzmir hem Manisa il başkanlarımızın nezdinde tüm örgütümüze bir arada olmaktan duyduğum onura dair heyecanımı bir kez daha iletmek istiyorum. Hakikaten çok zor günlerden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu ağır koşullar iliklerimize kadar her birimizi her gün derinden etkiliyor. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Evet, zor günlerin farkında olarak ve karanlığın gerçeğini hiç unutmadan hayata devam etmemiz gerekiyor. Ama bu karanlığın kendisine mahkum olmadığımızı, bunun bir kader olmadığını, işin fıtratından kaynaklı olmadığını, düzeni değiştirdiğimiz takdirde bu karanlığı el birliğiyle yırtabileceğimiz gerçeğini unutmadan umudu büyütme yükümlülüğü de bizlerin üzerinde. Evet, bugün karanlık olabilir. Ama karanlığın kendisinin içinde umut yatıyor. Neden derseniz, Türkiye'nin bugün yaşıyor olduğu ağır felaketler, derin ekonomik buhran, etrafımızı sarmış olan günlük şiddet, yüzlerce yurttaşımızı her gün kaybetmemize rağmen yok sayılır hale gelmiş olan salgın, kadınların yaşamın içerisinde var olabilmek için vermek zorunda bırakıldıkları derin mücadele, evet bunlar çok ağır. Ama bunların hiçbirisi yaşanmak zorunda olduğu için ortaya çıkmış olan bir tablo değil. İktidarın ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve yetkisini üstlenmiş olan siyasi anlayışın açık ve net siyasi tercihleri sonucunda ortaya çıkan bir karanlığı yaşıyoruz. Umut da burada yaşıyor, yatıyor işte. Eğer iktidar değişir ve iktidara eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti, laikliği ve cumhuriyet değerlerini getirecek bir siyasi anlayış tercihleriyle bu düzeni kurar ve değiştirirse, yani biz iktidar olduğumuzda bu düzen değişir ve bu düzen değiştiği zaman bugün yaşıyor olduğumuz bütün bu ağır tabloda sona erer. Aydınlığa kavuşuruz. Bugün iktidarın ortaya çıkardığı en büyük yıkım, yönetmek üzere yetki ve sorumluluğu üstlenmiş olduğu devleti yıkmış olması. Vatandaşının yanında durması gereken, yaşıyor olduğu zor koşullarda ben buradayım, endişe etme, yanı başındayım diyen bir devlete ihtiyaç varken, bugünkü iktidar devleti, kurumlarını, geleneklerini, kurallarını kendi iktidarının devamlılığı uğruna ortadan kaldırmış vaziyette. İşte burada yine bize ve bizim bugün yerelde var olan güçlü iktidarlarımıza çok büyük sorumluluk ve çok büyük görev düşüyor. Onun için biraz önce kıymetli Tunç Başkan'ın kusura bakmayın faaliyet raporu sundum dediği şeyde kusura bakacak bir şey yok. Tam da buna ihtiyacımız var. Bugün geleneği, geçmişi yok sayarak geleceği, kuralları, birlikte yaşama iradesini ortadan kaldırıyor olan ve bunu yaparken devleti yıkıyor olan anlayışın karşısına buradayız. Endişe etmeyin. Bugünden inşa ediyoruz. Yarın hep birlikte çok daha iyi olacağız diyen bir iradeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O yüzden bir kez daha iktidara, halkın talebini bu kürsüden dile getiriyorum. Türkiye'nin kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Hemen derhal sandığı halkın karşısına koyup halkın tercihini dile getirmesine imkan verilmesi çağrısını yineliyorum. Türkiye'nin yeni bir iktidara ihtiyacı var. Bu iktidar yaratmış olduğu yıkımın gözükmeyeceği saraylara kapandı. Görmüyor.
kendi içine kapanmış vaziyette. Hatırlayın, aylar önceydi, bize döndü dedi ki bu iktidar, uçuyoruz, ekonomimiz uçuyor. O uçtuğumuz aylarda 128 milyar dolar rezervimiz yok oldu. Uçan bizim birikimimiz. Emek emek biriktirdiğimiz 128 milyar dolar oldu. Şimdi şahlanıyoruz diyorlar. Uçarken 128 milyar doları heba edenler, şahlanırken ekonomiyi bir kez daha batırıyorlar. Ve bu yaşanıyor olan ağır yıkımı görmeyenlerin görmezden geldiği gerçekliği bir kez daha hatırlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun artık hiçbir inanırlığı kalmamış. Rakamlarının ucu başı birbirini tutmayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun makyajladığı rakamlar dahi yaşıyor olduğumuz ağır ekonomik buhranı gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre bugün Türkiye'de 9 milyon yurttaşımız, 9 milyon işsiz. Bırakın yarına dair umudu, bugüne dair umudu kalmamış. Türkiye İstatistik Kurumu'nun iktidara şahlanıyoruz dediği dönemde makyajladığı enflasyon rakamları %20'ye yakın hayat pahalılığına işaret ediyor. Oysa ki hepimiz biliyoruz, sahadayız. Bir dokunsak bin ah işitiyoruz. %20 enflasyon nerede? Çok daha yükseğini yaşıyor halk. Bize büyük görev düşüyor. Halkın baş başa bırakıldığı işsizlik karanlığı, halkın baş başa bırakıldığı mutfak yangını, halkın omuzlarına yüklenmiş olan 980 milyar liralık borç, çiftçinin omzuna yüklenmiş olan 149 milyar liralık borç, KOBİ'nin omzuna yüklenmiş olan 961 milyar liralık borç. Bu yükü hafifletmek, yeni bir düzeni kurmak, üreten, ürettiğini hakça paylaşan, sosyal devleti her an yanı başında hissedebilecek güvenceyi halkın her gün hissettiği ve bir yarın yokmuşçasına yaşayarak bugünü yok eden, kutuplaştıran, düşmanlaştıran, ötekileştiren bir anlayışın yerine bir aradayız. Dünümüz de birlikteydi, bugünümüz de öyle, yarını da birlikte kuracağız diyen bir toplumsal barışı biz inşa edeceğiz. Bize büyük görev düşüyor. İktidar yarattığı krizlerin hepsini izliyor. Sadece 4 hafta içerisinde. Önce söndürülebilecek ama iktidar tarafından izlendiği için söndürülmeyen yangınlarla canlarımızı kaybettik. Sadece 4 hafta içerisinde. Üzerinden 15 gün geçmedi, Batı Karadeniz'de imara açılmamış olması gereken, HES'lerle boğulmamış olması gereken dere yataklarının kenarlarına iktidarın izniyle inşa edilmiş olan binalarda vatandaşlarımız sel felaketiyle baş başa bırakıldılar. Canlarını kaybettiler. Türkiye'nin bu krizlerin hepsini aşabilecek, bu felaketlerin hepsini önleyebilecek kaynağı var. Özgüvenimiz buradan gelmeli. Cesaretimiz buradan büyümeli. Umudumuz buradan yeşertilmeli. Orman yangınları sonrasında kayyumlar atayacak kadar yok edilmiş olan Türk Hava Kurumu'nun başkanı çıktı dedi ki sadece 4 milyon dolarımız olsaydı, sadece 4 milyon dolar bu yangınları söndürebilirdik dedi. 4 milyon doların ne anlama geldiğini bir kez daha hatırlatalım. 3 günlük saray masrafı 4 milyon dolar. 3 günlük saray masrafı. Güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi yangınları söndürecek. Neden? Çünkü bu para saraylara değil, yangınları söndürmek için ihtiyaç duyduğumuz uçaklara yatırılacak. 4 milyon dolar.
geçtiğimiz yıl hepimizin emek emek alın teriyle elde ettiği kazançtan ödediği vergilerin toplamı 833 milyar lira. 833 milyar lira. Yüzde biri değil, binde biri değil, on binde biri değil, yüz binde biri. Eğer uçaklara ayrılmış olsaydı, ödediğimiz verginin, halk olarak ödediğimiz verginin yüz binde biri uçaklara ayrılmış olsaydı canlarımızı kaybetmeyecektik. İşte üretim ekonomisi, işte ranttan yana değil halktan yana ekonomik düzen kurulduğu zaman ödediğimiz vergiler halkın yaşayacağı felaketleri önlemek için kullanılacak ve Türkiye felaketler karşısında canlarını kaybettiği bir karanlığa mahkum edilmeyecek. Biz değiştireceğiz. El birliğiyle yapacağız. Bugünden yapıyoruz. İşte İzmir'den söyleyelim. Deprem. Yüzlerce canımızı kaybettik. Konut ihtiyacı var. İnsanlar bugün ayağa kalkabilsin, bir yarınları olabilsin diye. İzmir Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koydu. Dedi ki bu konutların yapılabilmesi için gerekli krediyi ben bulacağım. Yapabilirim. Buldu. 340 milyon dolar. Dünya Bankası'ndan. 6 aydır tek adamın imzasını bekliyor. Nerede imza? Bu felaketler önlenebilir. Felaketi yaşayanların yaraları sarılabilir. Kaynak da var. Bu siyasi anlayış da var. Siyasi irade de mevcut. Bunu örgütleyecek olan siyasi parti de burada. Cesareti, özgüveni, umudu büyütme yükümlülüğü ve bugünden inşa ediyor olduğumuz yarınları anlatma görevi hepimizin üzerinde. Bir kez daha bugünün karanlığının gerçeğini bilerek, ortaklaştığımız acıları yok saymayarak ama bu acılara mahkum olmadığımız gerçeğinden hareketle umudu el birliğiyle büyüterek bugünden karanlığı yırtalım. Hepinizi bu mücadelede gücünüz bol olsun, emeğiniz şimdiki gibi çok olsun ve birlikte değiştirelim diyen bir umutla, saygıyla selamlıyorum.